belediye başkanımız, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, çok değerli mesai arkadaşlarım ve sevgili Şebin Karayazarlı hemşehrilerim, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak bütün kurban bayramlarımızı, bütün özel günlerimizi bu şekilde huzur içerisinde, güven içerisinde, çocuklarımızla, ailelerimizle, sevdiklerimizle birlikte olmayı ve birlikte geçirmeyi nasip etsin. Ve hamd ediyoruz bu bayramda da Cenab-ı Hak bize bu güzel günleri ve gerçekten harika bir, pırıl pırıl bir Şebin Karayazar gününde tekrar Kurban Bayramı'nda birlikte olmayı nasip ettiği için Cenab-ı Hakk'a bir kez daha şükrediyoruz. Tabii biraz önce Sayın Valim de söz etti. Ben çok fazla burada resmi davranacak değilim. Burası bizim ocağımız, toprağımız, bizim bölgemiz. Biz buralarda büyüdük, buralarda yetiştik. Elbette buralara borcumuz var. Bugüne kadarki çalışmalarımızda hep bu şiar üzerine, hep bu gerçek üzerine hareket ettik. Çalışmalarımızı da bu hassasiyet ve samimiyetle yürüttük. Sonuç itibariyle biliyorsunuz yani bu bölgeyle ilgili olarak uzun yıllardan beri yeteri kadar yatırımı alamadığı şeklinde bir serzenişleri vardı. Haklı olarak her gelişimizde bu gündeme getirilirdi. Ve genel olarak yatırımlar ve diğer hizmetler noktasında zaman zaman gecikmeler olduğu, geçmiş yıllardan bahsediyorum, ifade edilirdi, söylenirdi ve bütün Şebin Karayazarlı hemşehrilerimizde ve bu bölgede özellikle öyle bir inanış vardı. Ha, elbette bu kanaati doğrulayacak da birçok olay söz konusuydu. Mesela en ilginç olanlardan bir tanesi, her zaman söylerim, 2002 seçim çalışmaları sırasında Şebin Karayazarlı'na geldiğimizde tabii ziyaret ediyoruz. Hastaneyi de o zaman, iki hastaneyi de ziyaret edelim, oradaki hastalara da bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim düşüncesiyle yine arkadaşlarla birlikte, bugün işte Şahin başta olmak üzere belediye başkanı, diğer arkadaşlarımızla birlikte ziyaret etmiştik. Gittik hastanede, hiç kimse yok, hiç hasta yok. Biz hasta ziyaretine gittik, yani gidiyoruz, gidelim. Dedim, niye hasta yok? Bir tane de doktor var, o gün orada yokmuş. Yani hastane bomboş. Hastanede hiçbir sağlıkla ilgili ya da başka alanla ilgili hiçbir faaliyet yok. Öyle bir manzara. Dediler yani böyle hasta falan yatmıyor. Gelen olursa sadece burada bir nöbetçi doktor veya bir doktor sevk ediyor. Yasıbas'a sevk ediyor, işte Giresun'a, Trabzon'a, nereyse sevk ediyor. Adeta bir havale memurluğu gibi hastane öyle. Hemen hemen yani kalıcı, etkili bir muayene imkanı söz konusu değil. Hastanemiz öyleydi. Şimdi böyle bir ortamda tabii insanlar kendilerini yeteri kadar hizmet alamadıkları şeklinde bir kanaate kapılmaları son derece doğaldır. Sizler de öyle düşünüyordunuz. Yani o hastaneyi gördükten sonra ne diyeceksin, ne düşüneceksiniz? Tabii ki en ufak bir rahatsızlığınızda çok büyük emekler, zahmetler içerisinde komşu illere gitmek zorunda kalıyorsanız orada sıkıntı vardır. Elbette bu tür kanaatleri ifade edeceksiniz, ediyorlar hemşehrilerimiz o zaman. Tabii aradan yıllar geçti ve şimdi hamdolsun bunu örnek olarak söylüyorum. Yani Şebin Karayazar Devlet Hastanemiz gerçekten harika bir hastane. Sayısını unuttum, kaç uzman var bilemiyorum. 14-15 tane. Yani sayılar şey yapıyor. Şu anda olması gereken insanımızın, Şebin Karayazarlı hemşehrilerimizin, vatandaşımızın hak ettiği sağlık hizmetini büyük oranda orada inşallah vermeye çalışıyoruz. Yani değişen de bu zaten, bakın. Hizmet alma noktasındaki değişen de bu. O zaman öyleydi, şimdi bu şekilde. Bunu birçok alana yansıtmamız söz konusu. Bir örnek olması hasebiyle bunu veriyorum. Ama artık o günler geride kaldı. Yani şimdi hedefimiz, geldiğimiz günden beri hedefimiz şuydu. Şebin Karayazarlı hemşehrilerimiz bizden ne istiyorsa, ne istiyorsa, hizmet olarak neyin yerine getirilmesini talep ediyorsa, biz onların tamamını yerine getireceğiz. Bu bizim için görevdir, mükellefiyettir, sorumluluktur, zorunluluktur. Düsturuyla hareket ediyoruz. Gerçekten birer birer eğitimden, sağlıktan, yollardan, ne bileyim aklımızda, devre silahlarından tutun da yine
yine hiç unutmuyorum, 2003'tü galiba. Bilmiyorum, şahit belki hatırlar. Yine bir sel oldu burada. Ve 2004. Ciddi tahribata yol açtı. Tabi koruma ıslah yok derede hiçbir şekilde. Yani bir sel vukuunda suyun yükselmesi halinde şehri koruyacak ve o tahribata yol açmasını engelleyecek herhangi bir dere tahkimatı söz konusu değil. O zaman iyi hatırlıyorum, deprem olmuş gibi ciddi anlamda her tarafta yarıklar vardı. Belki hatırlarsanız siz de. Yani adeta deprem olmuş gibi. Sonra işte biliyorsunuz bayağı 15 kilometreyi buldu sanıyorum. 15 kilometreye yakın bir dere ıslahı yaptık. Yani yine aklıma geldikçe söylüyorum. Sonuç itibariyle bu toprakları bekleyen, buraları muhafaza eden, buralara sahip çıkan sizler, Şebin Karayasal hemşehrilerimiz, bu bölgenin insanı, eğer bir talebi varsa burada en temel insani yaşam biçiminin gereği olarak talep ettikleri bir takım hizmetlerin götürülmesi talepleri varsa elbette bizim görevimiz bunları yerine getirmek olacaktır. Başka bir şey olamaz. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. İlk yıllarda, ilk Şebin Karayasal ziyaretlerimizde yine toplantılar yapardık. Ve tabii sorunlar çoktu hakikaten. Her şey işte yani Suşehir yolundan, Eğribelinden, okulundan, hastanesinden, kapalı spor salonu. Bakın kapalı spor salonu da ilginç örneklerden bir tanesi de şimdi aklıma geldi. Biz geldiğimizde sanıyorum 95'te temeli atılmış. 95 yılında temeli atılmış. O zamana kadar da 100 bin lira ödenek gönderilmiş. Ama hiçbir şey yapılmamış. 95. Biz 2002'de geldik. 2 yıl içerisinde, 1,5-2 yıl içerisinde kalan paranın tamamını gönderdik ve inşaatı tamamladık. Yani bir anlayış farkını ve gerçekten bu buralara yaklaşımımızı anlatmak için söylüyorum bunları. Elbette bizim görevimiz yapacağız. Yani bir insan görevini yaptığı için çıkıp övünmemeli. Onun farkındayız. Ama aradaki farkı da yani izin verirseniz onlara da karşılaştırma yapmak lazım. Unutmamak lazım. Yani değerlendirme elbette önemlidir sonuç itibariyle. Bu tür kıyaslamalar hizmetler arasındaki kalite farkının da ortaya konması açısından, yani bizlere bir fikir vermesi açısından son derece önemli. Şimdi hamdolsun, yani en son başkanımızın da söylediği gibi uzun yıllardan beri Şebin Karayasal'lı hemşehrilerimizin isteyip bir türlü yerine getirilemeyen tünel meselesi, hem de hiçbirimizin, benim de ben de dahil olmak üzere hayal edemeyeceği bir büyüklükte, yani 5900 metre çarpı 2, 12 metre, 12 kilometre yaklaşık uzunluğundaki tünelin en son ihalesi yapıldı biliyorsunuz. Nihai ihalesi yapıldı, imalat ihalesi yapıldı. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. İnşallah yakında kazma vurmak için geleceğiz. Kazma vurmak için geleceğiz. Dün Giresun'da söyledim, burada da söyleyeceğim. Biz bu açıklamaları yaptığımızda bazı arkadaşlarımız yani dediler ki ya siz bunları yapamazsınız. Yani öyle 5000 metre tüneller, 10.000 metre metrelik tüneller falan olacak iş değil. Siz insanları yanlış yönlendiriyorsunuz. Adeta hatta tırnak içerisinde söylüyorum, insanları kandırıyorsunuz diye dediler. Bunlar balondur dediler. Gazetelerde o gün Giresun gazetelerinde bunlar çarşaf çarşaf çıktı. Biz açıkladık, dedik bakın şu tarihten itibaren biz artık sözümüzdür. Tünel ucunu görebiliyoruz. Biz bu işi halledeceğiz inşallah. Ve takvim verdik. Dediler ki siz dediler hayal kuruyorsunuz. Siz dediler balon insanlara boş umutlar veriyorsunuz dediler. Hatta balon uçurdular. Basın toplantısı yaptılar bunun için. Bizim bu sözümüzün yerine getirilemeyeceğine ilişkin basın toplantısı yaptı arkadaşlarımız. Yani eleştirmek için söylemiyorum. Böyle güzel bir bayram gününde tabii bir polemik konusu gündeme getirmek istemiyorum ama söylemek de lazım bunları. Yani çünkü o zaman üzülmüştük, çok üzülmüştük. Ya biz ne yaptığımızı biliyoruz. Biz hesabımızı, kitabımızı yaparak geldik bu noktalara. Böyle geçmişte olduğu gibi değil. Parasını, bütün teknik altyapısını hazırlamadan biz bir sözü kesinlikle vermeyiz. Bakın yine uzun yıllar burada da baskı vardı üzerimizde. Bir an önce şunun sözünü verin, ne zaman bir ihalesi yapılacak, ne zaman tünel temel atacağız falan diye. Hatta Giresun'dan geldiler, işte kazma getirdiler, orada tünel şey yaptılar, kazma vurdular falan. Ya dedik arkadaşlar bakın bunlar ciddi işler. Bir işi yaptığımız zaman yarım kalmamalı. Her şeyini baştan planlamamız gerekir. Bütün işler için geçerli. Ticarette arkada diyelim bir iş adamı bir işe girerken işin planlamadasında hata yaparsa ya da finansman kısmında İhtiyacı olan finansman kısmında bir hata yaparsa ne olur? Atar. Biz onu söyledik, dedik bakın bunlar önemli, ciddi işler, ciddi karakter gerektiriyor. Her şeyi ayarlayalım.
işin teknik altyapısını hazırlayalım, finansman meselesini çözelim. Ondan sonra, o yüzden çok baskı vardı o zamanlarda bize. Yani öyle bir, biz de bunu bir acele etmeyin, yavaş yavaş yani. Yavaş yavaş derken hızlıydık ama işin niteliğinden kaynaklanan bir durum vardı. Neyse sonuçta sırf bizim bu verdiğimiz sözlerimizi yerine getiremeyeceğimize ilişkin tuttular, balonlar uçurdular. Şimdi inşallah yakında temel atma töreninde o arkadaşlarımızı, dün de söyledim Giresun'da, burada tekrar ediyorum, bekleyeceğiz. Törene davet ediyoruz. Yani ellerinde birer balonla bekliyoruz yalnız arkadaşlar. Birer balonla gelsinler, törenimizi davet ediyoruz. Helal olsun, Kerim Kavya'sına helal olsun, bölge helal olsun. Yani su şehri yolu ilgili ihalesi çok da yapılmıştı ama gecikmelerden sıkıntılar vardı. Onunla ilgili bakanımızla da konuştuk. Hızlanacak orası da inşallah. Yani herhangi bir bu anlamda bir sıkıntımız yok. Zaman zaman gecikmeler meydana geliyor ama onda bizim genelde bizim irademizin dışında. Şimdi artık biraz önce Şahin kardeşime dedim ya eksikliğin ne varsa yani şöyle baktık. Yani ufak tefek şeyler dışında bir şey kalmamış. Büyük oranda tamamlanmış. Ama yeni tabii bitmez. İş bitmez, hizmet de bitmez, bitmemeli. O zaman bizim ne anlamımız var? Yani değil mi, bu görevlerde bulunmamızın iş bitecekse, hizmet bitecekse ne anlamı var? Dolayısıyla inşallah yeni yeni özellikle turizm projeleriyle ilgili ve Şemri Karahisar'ın yani şehir olmak çok önemli. Yani meydansız şehir olmaz. Ben epeyden beri konuşuyoruz, söylüyoruz arkadaşlara. Şimdi inşallah çok güzel bir meydan projesi var. Biz de gereken katkıyı sağlayacağız. Büyük proje yalnız, çok ciddi bir proje. Ve gerçekten Şebin Karahisar'ımızın görünümünü değiştirecek, gerçek anlamda bir şehir kimliğine, görüntü anlamında söylüyorum. Görünecek bir projede. Onu da dur. Şimdi değerli hemşehriler, madem konuyu açtınız ben de söyleyeyim. O zaman da söyledik. Hocayı bulun. Fakülte hazır. Arkadaş çok. Hayır, gelecek. Şebin Karahisar'a gelecek. İnşallah. Bakın. İnşallah. Burada konuşalım. Bir yapalım. Öz eleştiri yapalım. Ha, o zamanlar beri sıkıntı biliyorsunuz. Yok, belli bir öğretim üyesi kadrosu gerekiyor fakülte için. Ha, biz sözümüzü bu anlamda yerine getirdik. Çünkü neden? 4 yıllık yüksekokul fakülte kuruluşuyla aynı şartlara sahip, aynı prosedüre tabi. Yine bakanlar konu kararı çıkarıyor. Biz o zaman niye 4 yıllık fakülte yapalım dedik, yüksekokul ilave olarak fakülte tercihi vardı, yüksekokul meselesi vardı. Biz 4 yıllık yüksekokulu tercih ettik. Çünkü daha çok öğrenci alma imkanı var. Çünkü orada belli bir hoca sayısına ulaşamadığınız zaman öğrenci alamıyorsunuz. Ama 4 yıllık yüksekokulda öyle bir sıkıntı yok. Nitekim biz devraldığımızda 2006 yılında, yani üniversite değiştirildiğinde bir öğrencimiz mi vardı? Bir, yok, 1300. 1300. 1300 öğrencisi vardı Şebin Karahisar Yüksekokulu'nun. Şimdi kaç öğrencisi var? 3000 öğrencisi var. 3000 mi? 3000 üzerinde. Buyurun. Neden? Eğer o zaman 4 yıllık yüksekokul yerine fakülte kurmuş olsaydık 1500'ü geçmezdi öğrenci sayısı. Çünkü orada öğrenci alınırken belli bir profesör, işte doçent neyse, öğretim üyesi sayısının olması gerekiyor. Onun bir oranı var, yok. Tahsis ederken buna dikkat ediyor. Ama diğerinde şu andakinde sıkıntı yok. Hesabımız doğru çıktı. Yani gerçek anlamda Şebin Karahisar'a katkı bu. Biz bu anlamda sözümüzü yerine getirdik. Ama ilave talep olarak, yani fakülte olsun, ismi fakülte olsun deniliyorsa o zaman, ama dediğim gibi öğretim elemanı, öğretim üyesi meselesinin çözülmesi gerekiyor. Ben o zaman da orada seslendim, şimdi de sesleniyorum. Yani en çok Giresun'da okuyan kardeşimiz Şebin Karahisar kökenlidir. Yani bunu biliyoruz, eskiden beri böyle. Birçok yerde öğretim üyesi olan Şebin Karahisarlı hocalarımız var. Onlara da çağrıda bulunuyoruz. Gelin burada işte doğduğunuz topraklara, atalarınızın, dedelerinizin, babalarınızın topraklarına hizmet etme imkanı size, gelin burada katkı sağlayın, biz de fakülteye açalım diyoruz ama bugüne kadar kusura bakmayın tık yok. Bir yıl oldu yani ilk çağrı yapalı. Bir kez daha buradan çağrı yapıyoruz. Öğretim üyesi yani herkes taşın altına koymaz. Taş altı değil aslında, ne güzel şöyle bir